Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Beled suresini değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada bize şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. La uksimu bihazel beled. Yo, hayır, bu beldeye yemin ederim. Bu beldeden murat Mekke-i Mükerreme. Malum vettine ve zeytun ve turisinin ve hazel beledil emin derken orada da emin belde şeklinde Allah-u Teala Mekke'ye yemin etmekte. Ve Mekke adeta yeryüzünün bir merkezi. Orada bulunan Kabe münasebetiyle ve Kabe'nin de ilk mabet olması münasebetiyle apayrı bir şeref kazanıyor. Ve ente hillun bihazel beled, ve sen bu beldenin sakinisin. Burada da Beydavi'nin açıklaması tarzında değerlendirecek olursak şereful mekani bil mekin, yani mekana şeref veren orada bulunan kimselerdir. Burada da peygamberimize bir hitap var ve sen bu beldenin sakinisin. İşte ben bu beldeye yemin ederim. Böyle bir mana verilebilir. Daha birkaç farklı manaya tefsirlerde dikkat çekilmiş. Yani gün gelecek, İşte bu beldede senin hukukuna, hürmetine riayet edilmeyecek. Buradan çıkarılacaksın. Ve ama daha sonra işte savaşın yasak olduğu bu beldede sana belli bir saatte izin verilecek. Helal kılınacak burada bir mücadele. Ve sen burayı tekrar fethedeceksin. Bu manalara bir işaret tarzında da ayet-i kerime değerlendirilmiş. Ve validin ve ma velet, babaya ve oğula yemin ederim. Burada baba oğul genel anlamda her baba her oğul o manada düşünülebilir. Ama daha özel anlamda Hazreti Adem ve onun evlatları. O şekilde Allah-u Teala'nın bütün insanlara, insanların dünyaya gelmesine bir dikkat çekmesi var. Veya Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'e veya peygamberimize ve onun nesline işaret gibi bu manalarda da değerlendirilmiş. Bütün bunlara yemin edildikten sonra Allah-u Teala şunu bildiriyor. Cevabı kasem, yeminin bir cevabı olmak üzere. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَتْ. Andolsun ki biz insanı zorluklar, meşakkatler içerisinde yarattık. Yani onu zorluklara, meşakkatlere maruz ve müptela kıldık. Gerçekten de insan şu mihnet dünyasında, çile dünyasında pek çok sıkıntılara maruz kalmakta ve pek çok meşakkatlerle iç içe yaşamakta. Ana rahminde 9 ay 10 gün bir bekleyişi var. Dünyaya gelirken işte bir takım sıkıntılarla bir nevi gelmesi var. Ve dünyada da ömür boyu bu insan bir takım mihnetlere, meşakkatlere maruz kalacak. Halden hale, tavırdan tavra çevrilecek. Ve zaman zaman musibetlerle, hastalıklarla, bir takım insanın hoşuna gitmeyen şeylerle bu insan denenecek. Şu anda herkes geriye dönüp bir baktığında şu dünya hayatında pek çok çileler çektiğini de görür. Bu dünyanın tabiatında var. Nasıl ki askere alınan birisi orada bir eğitim sürecinden geçecektir. Okulda öğrencilik yapan birisi öğrenmenin meşakkatini üstlenecektir. Onun gibi şu dünyaya gelen herkes de bir şekilde çile çekecektir. Ve bu noktada en fazla çileye maruz müptela olanlar Cenab-ı Hakk'ın en sevdiği kullarıdır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu şöyle ifade ediyor. Eşeddün nâsi belâen el-enbiyâ. En fazla belaya maruz kalan peygamberlerdir. Sonra derecesine göre Allah'ın diğer sevgili kullarıdır. Hani derler ya, debbağ sevdiği deriyi yerden yere vururmuş. Yani derici derinin kıymeti artsın diye onu yere vuruyor ve böylece o deri daha da kıymetli oluyor. İşte hayat bir takım musibetlerle, bir takım sıkıntılarla tasaffi eder ve hayatın anlamı daha iyi anlaşılır. İnsan bu bir takım çilelerle, sıkıntılarla belli bir kıvam kazanır. Mesela nohut, fasulye gibi kuru yiyecekleri, baklagilleri
düşünecek olursak, bunlar evvelinde bayağı sert. Önce suda yumuşatılıyor, ardından da kaynar ateşte epey bir kaynatılıyor. Ama neticede lezzetli bir hale geliyor. Herhalde insan hayatındaki çileler de bunun gibi. İnsan o çilelerden geçmese ham kalacak. Ne sözünden ne fiillerinden istifade edilemeyecek. Ama belli bir çileden geçtikten sonra olgunluk kazanıyor ve o zaman daha böyle faydalı hale gelebiliyor. Çile şu dünya hayatının bir gerçeği ve insanın bunu nefsine kabul ettirebilmesi lazım. Yani bu dünya böyledir. Dünya şartlarında insan bir takım çilelere maruz kalacaktır. Allah dünyayı böyle belirlemiştir. Dünya şartlarını bu şekilde takdir etmiştir. Eyahsebu ellen yakdir aleyhi ehad. Bu insan kimsenin kendine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yekulu ehlektum malen lübede ve diyor ki ben bolca mal tükettim. Yani bolca harcama yaptım. Eyahsebu ellem yerahu ehad. Ve bu kimse kimsenin kendini görmediğini mi sanıyor? Melekler onu görüyor. Allah dilediği an o insana dilediğini yapabilecek durumda. O insan neden bunları nazara almıyor? Elem nec'allehu ayneyn. Biz insana bir çift göz vermedik mi? Buradaki istifham soru, istifhamın inkarı tabir edilen, verildiğini beyan etmek için sormak. Yani Allahu Teala insana bir çift göz vermiştir. Ve bu o kadar büyük bir nimet ki insan bütün ömrü boyunca bu gözün şükrünü bile eda edemez. Şöyle düşünelim. Mesela bir insan gariban biri olabilir. Ama buna denilse ki dünyanın servetini sana vereceğiz, gözlerini bize ver. Aklı başındaysa herhalde gözlerini milyonlarca milyarlarca liraya da vermeyecektir. İnsanın gözü milyonlarla milyarlarla ölçülemeyecek kadar değerlidir. Ve insan bu bir çift gözle hayat boyu etrafa bakıyor, alemi seyir ve temaşa ediyor. Ve Allahu Teala renkler alemini önümüze bir sofra gibi açmış. Göz o sofralarda geziniyor. İnsanın gözü adeta arı misali olmuş. Arı çiçekten çiçeğe konar, bal yapar. İnsanın da gözü renkler, o renklerdeki zarafet, desen, bunlara bakıyor, bunları görüyor. Maşallah Allah ne kadar güzel yaratmış diye ilahi sanatı takdir ediyor. Ve lisanen ve şefeteynim. Ve bu insana bir dil ve bir çift dudak vermedik mi? Dil bir et parçası ama bu et parçası konuşuyor. Ve dudak, bir çift dudak, altlı üstlü. Bunlar da konuşmamızda çok güzel birer alet. Hayalen dudağı insandan kaldıracak olursak insanın dişleri hemen görülecektir. En üzgün vaziyetinde bile gülüyor tarzında bir görüntü meydana gelecektir. İşte Allahu Teala'nın insan sanatındaki incelikleri ve etten kemikten bu kadar harika şeyleri meydana getirmesi onun sanatının harikulade olduğunu bize gösteriyor. İnsana verilen bu dil hikmetli konuşmak için, insana verilen göz aleme ibretle bakmak için ve وَهَدَيْنَاهُنْ نَجِدَيْنِ ona iki yolu hidayet ettik. İki yolu ona gösterdik. İki yoldan murat hak ve batıl, cennete giden yol ve cehenneme giden yol. İman yolu, küfür yolu. Allahu Teala bunları insana beyan ediyor. İnna hedeynahu sebil. Biz insana yolu gösterdik. İmma şakiran ve imma kefura. Artık bu insan isterse şükreden biri olur, isterse de nankör biri haline gelir. İşte yol insana gösterilmiş. Şu haktır, şu batıldır, şu helaldir, bu haramdır. Bu şekilde yollar gösterilmiş. Bu da özellikle akılla alakalı, insana verilen akıl nimeti. Akıl bir temyiz aleti. Faydayı, zararı, iyiyi, kötüyü, güzeli, çirkini akıl vasıtasıyla ayırt ediyoruz. Ve yine bu akıl vasıtasıyla biz yolların eğrisini, doğrusunu daha iyi anlayabiliyoruz. Ama pek çok insan aklını yerinde kullanmaz. Dilini yerinde kullanmadığı gibi
dili yalanda kullanıyorsa kötü yönde kullanıyordur. Gözü harama bakmakta kullanıyorsa kötü yerde kullanıyordur. Aklı da dalavere çevirmekte, kötü şeyleri hayal etmekte, kısa zamanda zengin olmak için gayrimeşru yolları tasarlamakta kullanıyorsa o insan aklını kötüye kullanıyor demektir. Felakta hamel akabe, ama bu insan akabeyi aşamadı. Akabe sarp yol anlamında. Yani bir dağ düşünelim ve sivri bir şekilde oraya doğru bir yol yükseliyor. İşte bu insan akabeyi aşamadı. O sarp yolu geçemedi. Ve ma edrake mel akabe, akabe nedir bilir misin? Fekkü rakabe, o bir boynu azat etmektir. Burada İslam'ın ilk geldiği dönemde kölelik olduğunda nazar alacak olursak, insanları kölelikten kurtarmak. Yani o da bir insandır. Bu noktada elinden tutmak, ona yardımcı olmak. Ev it'amun fi yevmin zi mesgabe, yahut şiddetli açlığın olduğu bir zamanda yedirmektir. Başkalarına ikram etmektir. Yetimen zâ makrabe, yakın olan bir yetime. Ev miskinen zâ metrabe, veya toprağı kendine yastık yapmış, toprakta toz toprak içerisinde kalmış bir miskine, fakir gariban birine yedirmek, ikram etmektir. Burada insanın menfaatçilik duygularını aşabilmesi nazara veriliyor. Bu menfaatçilik duygularını aşabilmesi sarp bir dağa tırmanmak gibi zor bir olay. İnsan normal şartlar altında bencildir, egoisttir. Kendi menfaatini düşünür, başkalarının menfaatini o kadar da nazara almaz. Adeta keser gibi, hani keser hep kendine yontuyor. Rabbena hep bana diyor ve hep kendi menfaatini ön planda tutuyor. Halbuki insan başkalarının da menfaatini düşünmekle mükellef. İşte burada nazara verilen köle, bir köleyi azat etmek, şiddetli açlığın olduğu bir günde insanlara yedirmek. Yani zaten bolluk varsa, herkesin imkanı varsa böyle bir görev kalkar. Ama aç insanlar var, o aç insanları doyurmak karnı tok olan kimselerin bir görevidir. Şu anda dünyada 6 milyardan fazla kimse var. Bunların belki 2 milyarı açlık sınırında veya çok şiddetli açlık çekiyor. Bir kısım insanlar kendi keyfine göre bolca yiyor, içiyor. Hatta normalden fazla yiyor. Bunun için bayağı bir bedel ödüyor, para ödüyor. Ardından da fazladan almış olduğu gıdayı eritmek için bir takım yerlere gidiyor. Orada eritmek için de masrafa giriyor. Halbuki normal yemiş olsa, fazlasını muhtaç olan kimselere gönderse dünyada açlık diye bir şey olmayacak. Şu anda fazla yiyenler tasarruflu hareket etseler dünyanın her tarafındaki insanlar normal yiyecek şeyi bulacaklar. Bu da bir imtihan. Allah-u Teala dileseydi rızkı bol miktarda herkese gönderirdi. Havayı bol miktarda yaratıp herkese gönderdiği gibi, suyu bol miktarda yarattığı gibi, dileseydi gökten yağmur yağdırır gibi rızık da yağdırırdım. Veya insanlar sabah uyandıklarında her taraflarını, çevrelerini rızıkla dolmuş bir şekilde görürlerdi. Ama Allah-u Teala insanları denemek istiyor. Bir kısmına az, bir kısmına çok vermiş ve böylece zengin olanlar varlığıyla deneniyor, fakir olanlar da sabrıyla deneniyor. Bu da bir imtihan ve bu imtihan tarihin bütün devirlerinde devam etmiş olan bir imtihan. Günümüzde de bu devam ediyor. Peki kimlere verilecek? Yakın olan bir yetime. Yakın olan bir yetim derken insanın her şeyden önce yakınlarına sahip çıkması lazım. Uzakta olanlarla o kadar mükellef değiliz. Yani yakın çevremizden doğrudan sorumluyuz ama uzak çevreyi zaten bilemeyebiliriz. Onların da kendilerine göre yakınları vardır. Onlardan da onlar mükellef olurlar. Böyle olunca herkes şöyle çevresine bir bakmalı. Kendi akrabalarından, taallukatından
yardıma muhtaç olan yetim var mı? Gariban, fakir insan var mı? Bunlara bakmalı ve onlarla ilgilenmeli. Bir elden tutmalı. Ve o elden tuttuğunda kendisinin de huzurlu, mutlu olduğunu görecektir. Ama kendi fil dişi kulesine çekilip, başkası ne olursa olsun, işte ben kendi keyfime bakayım, isterse başkası açlıktan ölsün, bana ne dediğinde, bu insan vicdanen rahat olamayacaktır. Ve dünyada da bir takım musibetler bunun yakasını bırakmayacaktır. Ve toplumda o zaman kargaşalar meydana gelir. Fakir olanlar zenginlere karşı bir isyan içerisinde olur. Diyelim arabalarını çizerler, arabalarını yakarlar. Bu gibi bir takım sıkıntılar meydana gelir. Ama gerçekten İslami hayatın hakim olduğu, Kur'ani ölçülerin hakim olduğu bir ortamda ise o zaman insanlar birbirlerine yardım eder. Zenginler fakirlere yardım edince fakirler de zenginlere duacı olur, minnettar olur. Değil onların aleyhlerinde olmak, onlara duacı hale gelirler ve böylece toplum dengeli bir toplum halini alır. Nitekim hadis-i şerifte ezzekatu gantaratul İslam denilmiştir. Yani zekat İslam'ın köprüsüdür. Zengin, fakir iki ayrı uçurum gibi zekat bunlar arasında bir köprü meydana geliyor ve böylece iki taraf birbirine gidip gelebiliyor. Yoksa biri bir tarafta, diğeri diğer tarafta, arada bir köprü yoksa uçurumlar meydana gelecektir. Zengin gittikçe daha zengin, fakir gittikçe daha fakir olacak ve o toplum sosyal çalkantılara müsait bir hale gelecektir. İşte Kur'an-ı Kerim başkalarına yardımcı olmak, elden tutmak, bu manaları nazara vermek suretiyle bu şekilde dengeli bir toplumu hedefliyor ve bunların uygulandığı toplumlar gerçekten dengeli toplum oluyor. ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Sonra da bu kimse iman edenlerden bir olarak devam edecek. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ Ve birbirlerine bunlar sabrı tavsiye edecekler. وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ Ve birbirlerine merhameti tavsiye edecekler. Yani akabeyi aşabilmek, o sarp, çetin yokuşu tırmanabilmek bu gibi şeylerle mümkün. Onlara, diğer insanlara yardımcı olmak, ellerinden tutmak, birbirimize sabrı tavsiye etmek, birbirimize merhameti tavsiye etmek, bunlar o sarp yokuşu aşmayı netice verecek. O zaman insan bencillik sınırlarını aşmış olacak. Yani bencillikten kurtulacak. Artık diğerlerine faydalı bir kimse haline gelecek. Ulaike ashabul meymene, işte bunlar ashabul meymenedir. Yani meymenetli, bereketli kimselerdir. Cenneti kazanacak olan bahtiyar kimselerdir. Vellezine keferu bi ayatina, ayetlerimizi inkar edenler ise hum ashabul meş'eme, onlar da ashabul meş'emedir. Uğursuz, bedbaht insanlardır. Cehennemi elde edecek olan, cehenneme gönderilecek olan kimselerdir. Aleyhim narum mu'sade, bunlar için üzerlerine kapatılmış bir ateş vardır. Yani cehennem ateşine atılacaklar ve o ateş üzerlerine kapatılacak, o ateşten çıkamayacaklar. Cenab-ı Hak bizleri ashabul meymen olan, bahtiyar olanlardan eylesin. Cehennemi netice verecek kötü amellerden de bizleri muhafaza eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.